Öncelikle herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda web sitenizi tamamen kullanıcılar sayfası ile ilgili tanıtımımız olacak. Aslında kullanıcılar sayfası nedir, nasıl kullanılır, detayları nedir gibi bilgiler olacak. Kullanıcılar sayfasına gelelim. Buradan gördüğünüz gibi sol tarafta müşteriler yazıyor. Şimdi müşteriniz size dışarıdan üye olabilmeli. Hatta üye olduktan sonra siparişini falan görüntüleyebilmeli. Çünkü bu çoğunlukla müşteriler tarafından tercih ediliyor. Yani siparişini kontrol etmeli. Bazı siteler şu an gördüğünüz gibi burada herhangi bir müşterinin giriş yapabileceği, panelini açabileceği bir alan yok. Yani bu alan olmaması müşteri için kötü bir yani görünüm sergiliyor. Siz burada ne yapacaksınız? Öncelikle Shopify sitenizde müşterilerin üye olabilmesi için bizim üye kaydı kısmını oluşturmamız lazım. Onu nasıl yapıyoruz? Buradan Shopify'dan ayarlara geliyoruz. Ayarlardan ödeme sayfasına geliyoruz. Ödeme sayfasından şu an gördüğünüz gibi müşteriler yalnızca misafir olarak sipariş yapabiliyor. Ama siz bunu hesap açabilir hale getirmelisiniz. İlla da hesaplar gerekli derseniz mutlaka hesap açmak zorunda kalıyor. Bunu önermiyorum. Bunu da önermiyorum. İkisinin ortası her zaman daha iyidir. Bunu seçebilirsiniz. Seçtikten sonra biz tekrardan buradan çıkalım. Müşteriler sayfamıza gelelim. Şimdi web sitemizi bir yenileyelim. Biraz geç geliyor olabiliyor. Bu arada temadan temaya da değişiyor. Yani burada sizin ikon gelmiyor olabilir. Temanın şekli farklı olabilir. O konuyla ilgili şu anlık bir açıklama yapmıyorum. Çünkü dediğim gibi temadan temaya değişiyor. Gördüğünüz gibi üyelik sayfamız geldi. Buradan yeni üye de olabiliyoruz. Müşteri gelip buradan yeni üye olduğunda üyelik bilgileri otomatik olarak buraya düşecek. Ekstradan siz müşterinizi kendiniz de ekleyebilirsiniz. Adı, soyadı, e-posta, telefon numarası, detaylı olarak tüm bilgilerini ekleyebilirsiniz. Ta ki bunu yapan pek görmedim. Bunun ne için kullanırsınız? Müşteri düzenlemek için kullanırsınız bu sayfayı. Onu da bir üye olduktan sonra üye şifresini unuttu vesaire, mailini unuttu, bir şey olduysa sizinle iletişime geçtiğinde bilgilerini değiştirebilirsiniz. Müşterileri içeri aktar kısmı da örnek veriyorum, WordPress'te müşteri potansiyeliniz vardı 1000-2000 kişi. Bunları çok basit bir şekilde içeri aktarabiliyorsunuz. Müşteriler sayfası bu şekilde kullanılıyor. Aklınıza takılan sorular olsa yorumlar kısmına bırakmayı unutmayınız. Hatta yazan arkadaşlara da cevap veriyorum. Ekstradan birkaç video daha not aldım. Onları da sırasıyla çekeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.